diyorsun kızım sen? Ha? Ne bebeği, ne hamileliği? Senin bebeğini taşıyorum karnımda diyorum. Hamileyim diyorum işte. Ne yazık ki insan elindekilerin değerini çoğu zaman kaybedince anlıyor. Zeliş'le Kudret de birbirlerinin değerini çok geç anlamıştı. Zeliş! Bunları kendi evimizde konuşuruz. El alemin içinde konuşulacak şey değil bunlar. Ve şimdi artık aralarında büyük bir engel vardı. Kudret! Seni geberteceğim! Zeliş, dur! Dur kızım! Önce bir sakin konuşsaydık Zeliş! Dur gebert! Seni gebert! Polis çağırın! Hayır! Polis çağırın! Dur diyorum sana kadın dur. Daha doğmamış bebeğin babasını öldüremezsin sen. Çekil şuradan pis çıllık. Benim seninle derdim yok. Vallahi bir inciğini dağıtırım seninle. Adi yalancı seni bir de seni seviyorum diyor bana. Seviyorum zaten kızım. Senin canını ben alacağım artık. Zeliş, Zeliş. Zeliş tamam. Sakin ol bebe. Ya bu eski koca bunun içine el kana bulanır mı? Zeliş hayatını mahvedeceksin yapma bir daha düşün. Tamam canım sakin ol. Sakin tamam sakin bitti. Sakin. Zeliş. Allah cezanı versin senin. Allah cezanı versin. Zeliş. Al. Kudret. Kudret canı geçenim ona gelsin hayatım. Al. Yürü. Yürü kaç. Al. Kurtar canını yürü. Delirmiş bu kadın ayol. Yürü hayatım. Gerisini alırız. Adi seni. Yani başta tabii insan kendini yakıştıramıyor biliyor musun? Aslında günüm de geçmişti. Böyle garip garip mide bulantıları filan. Aşermeler. Can eriği çıksın, can eriği çıksın diye can atmalar. Meğerse bebeğim kendini belli ediyormuş. Aslında benim hayalimde hep böyle telli duvakla gelin olayım, ondan sonra bebek yapayım diye vardı ama olsun, olsun canım. Yani çocuğun kısmeti böyleymiş. Biz de ona doğruyu anlatmayız. Ona deriz ki, çocuğum sen aşk çocuğusun, sen balayı bebeğisin evladım deriz. Değil mi babası? Emel. Bak. Sana karşı dürüst olacağım. Ol hayatım. Ben hala Zeliş'e aşığım. Seninle evlenemem. Nasıl yani ya? Aldırayım mı yani çocuğu? Korkma yavrum. Korkma. Kalbin atmasın hemen öyle pır pır pır. Ben gerekirse seni tek başıma doğururum. Gerekirse bekar bir anne olurum. Gerekirse saçımı süpürge ederim hatta. Hatta mahalle baskısına bile göğüs gererim yani senin için. Olur mu canım öyle şey? Ben ne çocuğumu ne de anasını sahipsiz bırakmam. Gerekirse evleniriz de. Evleniriz değil mi hayatım? Yani gerekirse tabii. Emel, sana bir şey sorabilir miyim? Sor hayatım. Sen şu hamilelik testini evde kendi başına mı yaptın? Ne demek şimdi bu ya? Yani emin misin? Eminim tabii canım. Allah Allah. Düpedüz hamileyim işte yani. Of. Ya tamam, sinirlenme hemen. Ama diyorum ki... Emin olmak için bir de doktora mı gitsek ha? Doktor mu? Ha. Gideriz tabii canım. Ona da gideriz. Nasıl olacak o ya? Yani demek istiyorum ki tabii ki gideriz doktora da
bir tanıdığın doktorunu falan bulmak lazım. Bir arkadaşa danışmak lazım. Öyle değil mi? En nihayetinde benim de bir mahremim var yani. Açamam öyle herkese şakadanak. Bir de doktor çıktı başımıza. Ay çok tatlısın, bir öpeyim ya. Kız Ferdane, bir gittin gelemedin ha. Çok mu aradın? Emel'cim buldum buldum. Ama 6 aylıkken çekilmiş olanı buldum. Anlamasın seninki. Yok kız, anlamaz. Nereden anlayacak? Adamın karısı kurutmuş zaten herifi. Zavallı adamcağızın hayatında ultrason mu görmüşlüğü var Allah aşkına? Ya ben aslında yapmazdım böyle şeyler ama bu erkek milletine müstahak kardeşim. Vallahi bak, hak ediyorlar. Hah. Kız, bana bak. Elindeymişken şuna da bir işi ver kardeşim. Vallahi büyük sevaba girersin ha. Alem kadınısın vallahi. İşe kız sen işe. Bana bak, nasıl oluyordu şimdi? Çift çizgi çıkınca hamile kalmış oluyorduk değil mi? Evet canım. Vay arkadaş, ne karışık işlermiş ya. Kız, vallahi davul gibi şişmişsin. İçimsiz bir şey olmuşsun. Allah koru yarabbim. Kudret. Sürpriz. Bak babası. Bebeğimizin ilk fotoğrafı. Sen doktora mı gittin? Yani birlikte gidecektik. Ay Kudret, niye böyle yapıyorsun ya? Nasıl gideyim ben seninle doktora? Ne diyeceğim adama yanımda seni götürüp? Evli değiliz, bir şey değiliz. Utandım yani. Hem bak, bunu da tekrar yaptım. Gördün mü? Çift çizgi. Gayet net ve bilimsel. İnandın mı şimdi hamile olduğuma? Ya kusura bakma be Emel. Yani aslında başından beri şüphelenmemem gerekirdi ama... ne bileyim işte. Yani tam da Zeliş'le tekrar... Aa! Bak, Zeliş deyince aklıma geldi. E kadının bu akşam düğünü var. Ne? Düğünü mü var? Tabii tabii. Bu akşam. Yani şimdi ayağımıza kadar davetiyesini kendi el cihazıyla getirip bırakmış. Bunca yıllık komşum. Nihayetinde bir mazim var yani kadıncağızla. Gitmemek olmaz. E zaten yorgan gitti. Kavga da bittiğine göre. Ha? Ya saçmalama be kızım. Senin ne işin var Zeliş'in düğününde? Ay Kudret, niye öyle diyorsun ayol? Allah Allah, kaç yıllık komşum kadın benim, ayıp. Tamam, bak sen gelme. Ben tek başıma giderim. Şöyle bir uğrar çıkarım. Hem daha iyi. Dönüşte de sana neler olduğunu ballandıra ballandıra anlatırım ha. Bak tatlım, senin için çok güzel yemek yaptım. Buzdolabında ısıtır yersin, tamam mı? Bunu da al. Romantik romantik bebeğimize bakarsın. Oh! Hoş geldin canım. Teşekkürler. Hoş geldiniz üstadım. Merhaba, merhaba. Çok tebrik, çok tebrik ederim. Sizi de hayırlara vesile olsun inşallah. Tebrik ederim. Ya, ay affedersiniz. Sakız kalmış ağzımda biliyor musunuz? Bu kadar elit bir ortamda tabii. Siz herhalde şu başkan adayı beyin, damadın babası oluyorsunuz. Ben de Emel. Zeliş Hanım'ın mahalledeki en can arkadaşlarından biriyim yani. Çok tebrik ederim tekrar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ay, burada kaldı. Allah, kimlerle muhatap ediyorsun Macide beni? Abla. Macide abla, kız. Gördüm seni oradan ha. Ben de oturayım şöyle. Kız, senin ne işin var burada? Cezanı vermesin. Kızım Emel burada ya. Eşekten yüz almış derler ya, bu o. Bu o. Zeliş'in haberi var mıdır geldiğinde? Zeliş'in haberi olsa bunun saçını başını yolar dolar eline verir bunun. Terbiyesiz.
Güzel işte, Emel'in arası bozuk mu? Ay, bu bilmiyor hiçbir şey. Kızım, bu Emel var ya, kuduyla. Aa, bitti o iş. Senin durumunda ha, böyle kududan Emel. Hem de daha evlenmeden. Tabii canım, dün gece Zeliş bunların üzerine yürüdü kürekle, biz zor girdik araya. Pislik bu ya, ahlaksız bir kadın bu. Bakmayın buna, bulaşıcı hastalık. Ettim kız. Benim ultrason işe yaradı mı? Adamı kafesledin mi? Şş, bana bak. Hamilelikle ilgili tüyo istersen uğra bana. Mesela ne yap biliyor musun? Bir sabah erkenden küçük bir baygınlık geçirip şöyle at kendini ye. Nikahta güleriz kız bunlara. Hadi bay. Ne diyor lan bu? Ulan Eme. Ulan var ya. Siz kadınlar hepiniz üç kağıtçısınız be. Endişelenme. Trafiğe falan takılmıştır belki ha. Yavrum nikah kıyılacak şimdi. Ne trafiği? Ya sabır ya Allah. Gelin! Haline bak. Patlamış bir sıra dönmüş ayol. Zevksiz. Ay bu dönemde artık kabarık etek mi kaldı böyle? Emel. Aa. Sen de mi geldin hayatım? Hoş geldin. Pes doğrusu. İnsan eski karısının düğününe gelir mi? Şöyle gelsene, konuşmamız lazım. Ne yapıyorsun insanların içinde? Otur şöyle konuşalım işte. Emel, saçından tutup sürüklemeden yürü benimle. Aa, aa. Kudret, ne yapıyorsun? Kolumu morarttın. İnsan hamile bir kadına insanların içinde böyle mi davranır? Emel, hamile olmadığını biliyorum. Aa, baksana şuna. Kudret gelmiş buraya, terbiyesiz, ahlaksız. Kız şimdi görünce morali bozulacak bunun. Nikah töreni için şahitlerimizi masaya alalım lütfen. Kız bizi çağırdı. Bizi çağırdı. Ay ben çok heyecanlandım yalnız ya. Elim bir tutsana. Tamam. İyi akşamlar. Resmen aptal yerine koydun beni. Sırf nikah masasına oturtmak için hamileyim diye yalan söyledin bana. Ya ne biçim insansın sen be? Kudret özür dilerim. Ben yani hamile olduğumu söylersem sen de beni seversin diye. Ha, yalanın da ortaya çıkmaz sandın öyle mi? Çıkana kadar işte yani. Hani çıkana kadar sen de seversin. Ne bileyim bana aşık olursun diye. Baskı altında kalmadan kendi isteğinizle Zeliha Yıldız'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo.
Kudret, çok özür dilerim. Ben gerçekten beni terk etme diye böyle bir yalana başvurdum. Lütfen beni affet, beni terk etme lütfen. Kızım, şu yalancı yüzünü gördükten sonra seveceğim varsa da sevmem artık. Siz Zeliha Yıldız, Haluk Saygın'ı hiçbir etki altında kalmadan kendi isteğinizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Dayanamayacak galiba. Kudret. Evet. Bu iş kızım. Bunu kafana sok. Kudret lütfen. Kudret! Lütfen Kudret! Heyecandan su içinde kalmışım. İyi oldu şunu değiştirdiğim. Ah Haluk Efendi, ah. Sen daha çok terleyeceksin. Şahan Beyleri açıklamakta o kadar zorlandım ki. Oğlunu dul kadınla mı evlendiriyorsun diye dalga geçtiler. Şu seçim olmasaydı o kadını ailemize sokabileceğini mi sanıyordun ha? Allah'tan bu işin bize bir faydası oldu. Kadın alt tabakadan ya, halka mesaj vermiş oluyorsun. Hani bizde sizdeniz hesabı. Evet baba işte. Anket sonuçlarına göre oylarım şimdiden %20 artmış. Doğru mu? Evet. Güzel. Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Ne arıyorsun sen burada? Ne bileyim kızım. Ayaklar kendi kendine buraya gelince ben de geldim mecburen. Sana baktım her yer içki dolu. Kalayım bari dedim. Belli. Ver şunu. Şişenin dibini görmüşsün yine. Kalk şuradan, kalk. Kalk benim yatağımdan. Ben içmeyeyim de kim içsin be güzelim? Derdime derman vardı sanki. Bari içeyim unutayım dedim. Derdi varmış. Acındırma bana kendini. Ne güzel evleniyorsun Emel'le. Oh bir de bebeğin oluyor. Bebek mebek yok Zeliş. Orospu bana yalan söyledi. Yalan mı söylemiş? Ne ya? Bebek yok mu? Yok. Ne oldu bana Bezeliş? Ne oldu bana böyle? Daha geçen seneye kadar hayatım pırıl pırıl. İşlerim tıkırındaydı. Sen yanımdaydın. Şimdi ne oldu? Ne olduysa oldu işte. Bir anda neyim var, neyim yok. Ki her şey böyle kum taneleri gibi parmaklarımın arasından kayıverdi. İş yine kurulur da seni nasıl kaybettim ben be senin? Şişirmeyeyim ben. Hayatını mahvettiğim yetmemiş gibi. Bir de düğününü mahvetmeyeyim değil mi?
yerin kocanın yanına git. Hadi. Zeliş, iyi misin? Haluk! Haluk! Haluk aşk olsun. Ya böyle çat kapı girilir mi içeri? Aramızda teklif mi var hayatım? Karım değil misin? Yoruldun değil mi? Ayakkabını giydirmemi ister misin? Hayır! Ayakkabıyı hiç giydirme. Ayakkabıyı ben zaten... Ben fırlatıp attım onu. Ayağım nasıl bir zonklama. Sabahın köründen beri böyle. Canım benim. Otur da ayaklarını biraz masaj yapayım. Haluk'cum. Ne olursun, 2 dakika bir dur. Ben huyluyum. Evet, ya ayak taşıldı mı çok şeyim yani ne olursun. Hiç ona şey yapma, hayır. Eğlenirdik yani gıdıklardın filan ama... Aman ne diyorum, Haluk, çok sıkıştım ben. Ya aklım hep aşağıda. Şey yapamıyorum, konuşamıyorum bile. Kızlardan birini çağırdım, onlar şimdi bana yardım edecekler. Beni çıldırtıyorsun. Geceyi iple çekiyorum. Sana muhteşem bir gece yaşatacağım. Dur. İyi misin? İyiyim. Baskı var. Çok baskı altındayım. Peki bak ben... Sana şunu söylemek için geldim. Konuklarımız gitmeye başladılar. Evet. Onları uğurlamamız lazım. Tamam, sen konukları uğurla. Ben de hemen arkadan geliyorum şu. Bir rahatlayayım. Böyle rahatsızken olmuyor. Peki. Geç kalma. Kalmam. Öldürürüm lan o iti. Kırdın ya. O geceyi çektiğin iple boğarım lan seni. Zeliş. Sen ne biçim iç çamaşırı giydin öyle kızım? Ha? Jartiyerler falan. Bana bak. Yoksa sen bu gece o herife... Ay saçmalama, Allah'ını seversen ne alakası var ya? Ne yapacağız şimdi? Kudret, onu söyle. Ben sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Sen benimsin ve benim kalacaksın. Bu gece kaçırıyorum seni. Ha? Ne? Peki ya sevgi yoksa? İşte o zaman tüm saraylar, tüm köşkler gözümüzde birer birer yıkılır ve cehenneme döner her yer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.